Merhaba, Ahidem Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tığ yeşil bibere yapacağız beraber inşallah. Şöyle ipimi göstermem gerekirse ipim oldukça kalın bir ip. Alize'nin maxi ipi. Tığım da 5 numara. Ben hemen başlamak istiyorum. Önce 10 tane zincir çekeceğiz. 5 6, 7, 8, 9 ve 10. Sonra şu aralarından alacağım. Şöyle. Evet, toplamda 9 tane oluyor. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Döndüm. Şimdi yine böyle arasından şu zincir olan şu yuvayı böyle komple değil de şöyle arasından alıyorum. Şöyle sondan da alıyorum. Evet. Döndüm. Tekrardan yine aynı şekilde. Yine şu V şeklinde olanların tek kanadını alıyorum yani. Komple değil de. Evet. Bu bereğimizin sizin de zaten bildiğiniz gibi artık bereğimizin tam böyle lastik kısmı olacak. Bunu bu şekilde istediğiniz boyda örüp çocuğunuzun, bebeğinizin kafasını ölçerek de istediğiniz boyuta gelene kadar ölçünüze kadar daha doğrusu bu işlem devam edecek. Ben istediğim boya geldiğinde tekrar anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, istediğim boya geldi. Siz de çocuğunuzun kafasının ölçüsüne göre bunu bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben ölçtüm. Bu şekilde benim için yeterli. Şimdi şöyle terse doğru ikiye katladım. Şimdi yine aynı yöntemle şurada yine aynı tek alarak, tek kanadını alarak şunu da şöyle saklamak istiyorum artık. Şöyle çıkarıp çektim. Şöyle kenardaki bu ilmekleri aynı hizada olursa çok da muntazam olacaktır. Yine tek kanadını alarak şöyle çekiyorum. Yine aynı şekilde sırayı devam ediyorum. Hep karşılıklı olanları alıyorum. Tek kanadından şu şekilde. Evet, devam ediyorum. Aynı şekilde şu şöyle tek kanadından karşılıklı alarak bir defa da çekiyorum başında olamadan. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi şöyle gösteriyorum. Çok da güzel oldu.
Bu ölçüler benim için ideal. Hemen şöyle şu tarafa geçmem gerekiyor. Evet. 3 tane zincir çektim. 2'ye trabzan yapıyorum. 4 defa. 3 ve 4. Tığımı çıkarıyorum. İlk yaptığım trabzanın başındaki yuvaya batıp ipimi alıp çekiyorum. Bir tane de zincir atıyorum. Şöyle bir nohut modeli yapıyorum. Arada bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar. 4 tane ikili trabzan. Tığımı çıkarttım. Bu aralarındaki trabzan o aralarındaki mesafeyi belirleyecek. Ona değil. 1, 2, 3, 4. 4'ün ilk yaptığım trabzanın başındaki yuvaya batıp ipimi bu şekilde çekip bir tane zincir atıyorum. Bu arada ipim aslında yani şu an benim gördüğüm ekranda gördüğüm çok fosforlu görünüyor. İnanın öyle değil aslında. Öyle çıkıyor. Normalde bordoya yakın bir renk. Yine arasına bir tane trabzan yaptım. Şimdi yine aynı. Nohut modelimi yapıyorum. Popcorn da diyorlar. 3 3 ve 4. Tığımı çıkarıyorum. İlk yaptığım trabzanın başına batıp şu şekilde ipimi çekip bir tane zincir atıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Evet, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermem gerekirse hemen artık birleştirip yukarı çıkacağım. Şurada zincir çekmiştim. Şöyle. Nohut modellerimin arasında iki trabzan yaptım bildiğiniz gibi. Ama şurada yukarı çıkarken 3 tane zincir çekmiştim. Burada bu da ikili trabzan görevi gördü burada şimdi. Yine aynı 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu sırayı komple trabzan yapacağım. İkili trabzan yapılacak burası. Üste geçtiğimizde yine aynı şekilde nohut modelimiz devam edecek. Sıranın sonuna kadar bu ikinci sıramızı hep ikili trabzan yapacağız. Evet, ben sıramın sonuna geldim. Bu sırayı ikili trabzan yaptım. Şimdi birleştirmemi yapıyorum. Ve yine 3 tane zincirimi çektim. Şimdi tekrardan nohut modelime devam ediyorum. Bu sıramda da yine aynı şekilde olacak. 3 ve 4. Zannedersem en kolay nohut modeli olabilir. Çünkü diğerlerinden daha kolay. Daha da bana zevkli geldi. Ben çok sevdim. Umarım siz de severek örersiniz. Yine arasına bir tane iki trabzan yaptım. Ve tekrardan nohutumu yapıyorum. 3 ve 4. Yine gösterdiğim gibi 4 tane trabzanımın ilk trabzanın başına batıp tığımı bu şekilde bir tane zincir çekip tamamlıyorum. Şimdi devam ediyorum. Tekrar bir tane daha yapmak istiyorum. Dört. Bir, iki, üç, dört. Şuna batıp şu şekilde çekip alıyorum. Bu istediğiniz
boya kadar devam edecek. Aynı. Yine bu üçüncü sıramız. Dördüncü sıramızda tekrardan ikili trabzan. Beşinci sırada yine nohut modeli. Ta ki istediğiniz boya ulaşana kadar. Yine çocuğunuzun kafasında da deneyebilirsiniz. Zaten istediğiniz yere geldiğinde eksiltmeleri de tekrardan beraber yapacağız. Şimdi ben de istediğim yere kadar devam etmek istiyorum. Siz de dilerseniz o şekilde yapın. Çünkü ben beraber ördüğümüzü her zaman hayal ederek örüyorum. Eksiltmeleri zaten yine tekrar beraber yapacağız. Evet, ben istediğim boya ulaştım. Benim için bu kadar kafi geldi. Ölçtüm de kızımın kafasına göre. Şimdi gördüğünüz gibi bu beremin eksiltme çalışmalarını yapacağız şimdi beraber. Böyle çok da güzel göründüğünü düşünüyorum. Hemen şurada bir birleştirme yapalım yine son sıramızda. Üç tane zincir çektim yine. Bildiğiniz gibi bu sıra beremin model itibarıyla da ikili trabzan olarak devam edecek. Eksiltmeyi de zaten bu sırada yapacağım hep. Trabzan yaptığım sıralarda olacak eksiltme. 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane trabzan yaptım. 2 trabzan. Böyle 6.'yı bir kerekte çek, iki kerekte çekecektim. Bir kerekte çektim, bekletiyorum. Tekrar başına ip doladım tığımın. Şimdi iki kerekte çektim. Yani burada bir eksiltme yaptım. Bir tane sayıldı, iki tane trabzan bir sayıldı burada. Şimdi yine 5. Şimdi araları hep 5 olacak ya bu sırada. Şöyle göstereyim. Zinciri de sayıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten sonra iki tane bir tane eksiltme yaptım. Bu sırada hep 5'ten sonra yani 5 trabzandan sonra eksiltme yapacağım. Ondan sonra yine nohut modelini yaptıktan sonra bir sonraki trabzanda 3'ten sonra eksiltme yapacağım. 5, 3 ve 1 diye devam edecek. Tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 6. da 2 kerekli normalde trabzan yapıyoruz ya, 2 kere çekerek 2 trabzan. Bir tane çektim. 2 tane ilmek tığımda kaldı. Tekrar başını doladım. Şimdi 2 kerekte 2 çekiyorum. İkili trabzan bir sayıldı burada. Eksiltmemi yaptım. Yani bu şekilde sıramı tamamlayacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Tığımda kaldı. Yine başına doladım. Ve çektim. Böyle sıranın sonuna kadar devam edecek. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Hemen şuraya trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde modeli devam ettiriyorum. Şurada aynı deliğe yine 2
3 ve 4. Yine aynı. En kolay nohut yöntemi bence bu. Ben çok beğeniyorum. Nohut modelimi yaptım. Yine arasına bir tane trabzan. İki trabzan yapıyorum. Bu arada gördüğünüz gibi eksiltmem de bu şekilde. Şimdi bundan sonraki bu nohut modeli yine aynı şekilde devam edecek ya. Ondan sonraki trabzan yerimde yine aynı eksiltmemi yapacağım. Ama bu sefer 3 trabzan arayla eksiltmemi yapacağım. Bir nohut modeli daha yapalım. Sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde burada da nohut modelimi devam ettirdim. Şimdi yine eksiltme sıramdayım. 3 tane zincir çektim. Zinciri de ben sayıyorum trabzan olarak. 2 Her 3 trabzandan sonra eksiltme yapacağız bu sırada. İlk eksiltmemizi 5 trabzanda bir yaptık. Bu sırada 3 trabzanda bir. 2 tane bıraktım. Ve birden çekiyorum. Şimdi yine aynı şekilde. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. 4 de eksiltiyorum. Bu sırada bu şekilde zaten eksilmeye başladı. 1 2 3 eksiltmemi yaptım. Sıranın sonuna kadar bu böyle devam edecek. Evet, yine sonundayım sıranın. Şöyle gördüğünüz, şöyle göstermem gerekirse küçülmeye başladı. Şimdi arkadaşlar yine nohut modeline devam edeceğim. Ve 4. Evet, yine sıranın sonundayım. Evet, eklememi yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane trabzan yapıp ikinci de kesiyorum artık. Sırada böyle olacak. Bir trabzan öreceğiz. İki trabzan. İkinci de keseceğiz. Bir tane ördüm.
Bir tane kestim. Bir tane ördüm. Tane kestim. Tane ördüm. Bir tane kestim. Evet, devam ediyorum. Sıramın sonuna yaklaştım. Bu sırada anlattığım gibi bir trabzan ve bir kesme yaptım. Sıramın sonundayım. Artık birleştiriyorum ve bir tane zincir çektim. Şöyle ipimi biraz keseyim. Ve bunu buradan çekelim artık. Ben bu kadar eksiltmede artık kapatacağımı söyleyebilirim. Çünkü yeterli benim için artık. Evet, bileğimi ters çevirdim. Tersten görüntüsü de böyle. Onu da görmüş oldunuz. Bu arada dediğim gibi, videomun başında da söylediğim gibi, ipim ekranda göründüğü gibi bu kadar fosforlu bir kırmızı değil. Bordoya yakın güzel bir kırmızı ama kamerada bu şekilde çıktı. Sorun değil. Şöyle, benim zaten ipim Alize'nin maxi ip olduğu için oldukça kalın bir ip. Ben iğne kullanmadan buralardan böyle zaten araları açık ilmeklerin tığ yardımımla bu zincirlerin içinden altlı üstlü geçireceğim. Çünkü büzme işlemi yapacağım. Bir alttan bir üstten şöyle çekiyorum ipimi. Şu aşamada gerçekten iğneye ihtiyacım yok. Hemen şöyle kolaylıkla ilmeklerin üstünden geçirebiliyorum. Evet, şimdi büzüyoruz. Göstermem gerekirse beremizin tepe kısmı bu şekilde olacak. Ve gayet güzel duruyor. Hemen bunu iğne yardımıyla buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet, iğnemi sabitledim, ipimi. Tersinden, berenin tersinden bu işlemi gerçekleştirdim. Artık onu da oraya tığ ile sabitleriz. Şimdi şöyle size beremin son halini göstermek istiyorum. Böyle çok tatlı bir şey oldu. Şöyle yakından da göstermem gerekirse hemen tepe kısmı nasıl durduğunu şöyle bir bakın. Bu şekilde duruyor tepe kısmı. Buraya böyle pompon da yapabilirsiniz. Böyle hazır şeyler var ya, pomponlar. Onlardan da takılabilir. Daha da böyle gri kırmızı güzel olabilir. Yine buralara böyle düğmeler dikebilirsiniz. Kendi zevkinize göre bundan sonrası.
Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Daha sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.